Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Öncelikle selamun aleyküm diyorum. Bugün Üsküdar'dayız. Üsküdar'da vatandaşlarımıza yarın seçim olsaydı hangi partiye oy verirdiniz? Neden sorusunu yönelteceğiz. Bütün cevapları yayınlayacağız. Her zaman olduğu gibi algıları yine Kanal Türkiye bozmaya devam edecek. Çünkü unutmayın ki YouTube'daki tek kanalız. İyi seyirler. Yenileri. Yenileri. Neden yenileri? Memnun olmadığımız birçok konu var. Ne var mesela? Ya, değişsin yani. Şey bir değişsin bakalım. Bazı çözümler olmadığını düşünüyorum. İşsizlik gibi. Ekonomi. Yani. Bunların gençlerimiz, benim çocuğum evde, üniversite mezunu. İş bulamıyor. Bir 3-4 senedir evde. Yani. Ne okudu? Elektronik. Kaç yıllık okudu? 2 yıllık yüksek okudu. Dışarıdan da devam ediyor. Şu anda devam ediyor. Evet, işletme Pekala. Okuyor. Pekala. Elektronik okudu, şimdi işletme farklı bölümden devam ediyor. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler. İyi Parti. Neden İyi Parti? Değişik. İyi olduğu için. Biraz değişik insanlar. Biraz değişik insanlar dedi yenge. Evet. İyi Parti'deki değişik insanlar olduğu için seviyorsunuz. Evet. Pekala, çok sağ olun. Katılıyorum. AK Parti. Neden? İkinci bir parti umudum yok. Öyle bir parti... Yani şu parti isim vermiyorum şimdi. Yani şu lider gelse beni daha ulaştıracak diye... Bir lider yok. Bir lider görmüyorum. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Şu an için CHP. Neden CHP? Daha yakın geliyor bana. Daha yakın. Peki evet. CHP'deki son olaylar, Muharrem İnce'nin ayrılması... Aslında pek takip etmiyorum. O kadar çalkantılı ki. CHP Atatürk'ün yolundan gitmiyor dedi. Evet. Libya'yı desteklemedi. Mavi Vatan'ı anlamamış dedi. Atatürk'ü Atatürk demeyenlerle aynı partide bulunmak istemiyorum dedi. HDP'yi eleştirdi. Kol kolalar dedi. Aslında yani CHP'yi tercih etmemin nedeni şu anda AK Parti büyük bir güç. Hani karşısında bir muhalefet olsun. Anladım. Sırf muhalefet olsun diye. Pekala. Çünkü AK Parti'den sonra gelen yüzde olarak en çok parti olduğu için o. Yoksa anladım. Yani ana muhalefet her zaman var olsun diyorsunuz. Yani iktidar biraz. İşini daha iyi yapsın diye evet, mi? Evet. Aynen öyle. Anladım. Yoksa iktidarın her işi yanlış diye düşünmüyorsunuz? Yok. Hayır. Anladım. Pekala. Bu da bir strateji. Hı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Yarın seçim var. Hangi partiyi evet, desteklersiniz? Evet. Tamam. Anlıyorum ben. Hangi partiyi desteklersiniz? Partiyi koymuyorum ortaya. Geldiği zaman o zaman söylerim hangi partiyi atarım. Şimdi bir şey diyemem. Hükümetten memnun musunuz? Ben hepsinden memnunum. Kimseye bir zararı yok. Bizim de zararımız yok onlara. Geldiği zaman seçim zamanı atarız oyumuzu. Oyum gizli diyorsunuz. Pekala, çok sağ olun. Sana bakma. Estağfurullah. HDP. Neden HDP? Böyle. Peki Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? APO'nun ekibi biteceği dedi. Değerlendiririm. Tam ona vereceğim. Onları doğru bulmuyorsunuz. Ona vereceğim. Ona ve bunlara vermem. Bunlara vermezsiniz. Peki HDP'nin Kandil'le bağlantılı olması sizi rahatsız ediyor mu? Hiç rahatsız etmiyor. Ediyor etmiyor önemli değil. PKK ile kol kol olması? PKK demem. Değil mi? Demem. Ben lazım. Ama HDP'den açıklamalar demem. Geldi ya. Demem. Ama kızımın dolayı vereceğim. Kızdığınızdan dolayı. Peki size soralım, merhabalar. Yarın seçim var. Hangi partiyi desteklersiniz? Belli. Eğer bu adresi bilmeyen varsa zaten onun için ağlamak gerekiyor. Hangi parti? Hak ve batıl mücadelesi var. Bir tarafta küp var, bir tarafta Müslümanlar. Eğer bunu ayırt etmeyen zihin varsa yazıklar olsun, o ölmüş demektir. Yani benim şeklime bakıp da kararımı da görüyorsun değil mi? Memleket için faydalı olan, milli değerlere değer veren, memleketi satmayan, hıyanet etmeyen, hırsızlık yapmayan, yani kalkınmak için ne gerekiyorsa yapan kim varsa benim partim. Biraz önce bir vatandaşımız kızdığım için HDP'ye oy vereceğim dedi. Ne düşünüyorsunuz? Yanlış. Yanlış. O pireye kızıp yorganı yakan tiplerden. Hiç gerek yok. Pekala, çok teşekkürler. Bizim için milli değerler çok önemli. Bu memleket öyle sıradan kurulmadı. Çok bedel ödemişiz. Cihan devletiysen bak bir kulübeye bizi mahkum ettiler. Onu da elimizden almak istiyorlar. Arkada kim var? Biliyoruz değil mi? Bak Yunan reisi gidiyor Kıbrıs'a, diyor ki biz Kıbrıs'tan Türkleri kovacağız. Kimin cesaretiyle? Avrupa Birliği'yle. Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak diyor küfür tek millet. El küfrü vahidun.
küfür tek millet olduğuna göre biz de müminler olarak, kardeş olarak bir araya gelip biz de birlik olacağız. Hakkın hakimiyeti için çalışacağız. Peki bu batıla gençler ne yapsın? Gençlere bir seslenir misiniz? Vallahi gençlerin gerçekten şu andaki hali çok şey. Ama 15 Temmuz'da ben o tenkit ettiğim gençleri gördüm, gurur duydum. Rabbim inşallah onların mayası temiz, mutlaka bu dava için, bayrak için, vatan için mücadele edeceklerine inanıyorum. Çünkü onların temelinde o var, asil damarlardaki kan duruyor. Allah'ın izniyle onlar yine geleceğimizin en büyük nesilleri olacaklar. Pekala, çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bu Karadeniz şey ya. Karadeniz değil de aslında turkuaz kırmızı yaptık bunu ama bordo mavi gibi durmuş. Ben Rizeliyim ama. Olsun işte. Tamam. Eyvallah, eyvallah. Tamam. Eyvallah, çok sağ olun, kendinize iyi bakın. Sağ olun. Türkiye şu anda hem hastalıktan dolayı hem ekonomik olarak şöyle hafif bir badire atlatmakta. Şimdi bu çözülebilir. Nasıl çözülebilir? Şimdi mezun olmuş üniversite gençleri mesela işe giremiyor, piyasada çalışamıyorlar. Pandemiden dolayı. Pandemiden ve ekonomik krizden dolayı. Evet. Şimdi hükümet şunu şöyle çözebilir. Yani şimdi seçime daha normal şartlarda 2023 yılında. Evet. Mesela KPSS sınavı yapıldı. 2022'ye kadar geçerli. Şimdi kamu kurumlarında 30 yıldır doğru dürüst işte bu şeyden dolayı emeklilik yapılmıyor. Ha şimdi hükümet bir karar değişikliği yapabilir. Erken yaşta der emekliliklerden mi bahsediyorsunuz? Tabii hayır, erken yaşta emeklilikten bahsetmiyorum. Yani son çıkan 2002'de uygulanan bir yasaya göre zaten memurlar 65 yaş, işçiler de 65 yaşa uzatıldı. Yani 30 yıldır sırası gelen emekli oluyor. Anladım. Şimdi şöyle bir zaten bunu bu hükümetten önceki hükümet çıkartmıştı bu kanunu. Bu hükümet de uygulamaya kondu. Ama şöyle şimdi ülke şartlarını da dikkate alırsak ne yapabilir? Kamu kurumlarında bir defaya mesela AK Parti ilk iktidara geldiği zaman bir sefer yapmıştı onu. 61 yaş demişti. Memur işçi ayırmadan bir defaya mahsus emekli yapabilir. Bunların yerine mezun olmuş, boşta geçen üniversite mezunlarını, lise mezunlarını kurumlara atayabilir. Aslında bu da bir strateji. Aslında abimiz söyledi. Hani bunun gençler açısından yararının olacağını düşünüyoruz. Hem ülkemiz açısından. Pekala. Çok teşekkürler. 20 yıl açılır. 20 yıl açılır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başka da söyleyeceklerim var. Buyurun buyurun. Ya şimdi mesela biz şu anda hiçbir partiden mesela şimdi televizyonlara bakıyorsunuz. Kadrolu kişiler her akşam aynı kişiler, kadrolu maaş alan kişiler çıkıyor televizyona. Yani gerçek şeyleri, yani bizi ilgilendiren konuları konuşmuyorlar. Yani şimdi ülkenin bir sıkıntısı varsa, ülkenin bir şeyi varsa tamam ülke yönetiliyor ama şimdi halkı bilinçlendirmeleri gerekiyor. Yani şu sorun şöyle çözülür, bu sorun böyle çözülür. Ha şimdi bakın şimdiki hükümet şu benim dediğim olaylara, ben söyleyemediklerim de var. Bir karar alır, bir şey yapar. Şu ülkenin önünü en az 25 sene açar. 25 Pekala. Sene. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Şimdi şöyle, İstanbul'da artık o bankamatik memurları diyeyim sana, onlar yok. Ama onlar seçimlerden yaklaşık 3-4 yıl önce başvurularını yapmış. Seçimlerden 1,5 yıl önce işe alınmış. 2500 kişi. Onlar bankamatik memuru. Tamam mı? O İstanbul'da peşkeş çekilen, İstanbul'da peşkeş çekilen, bu sadece ben İstanbul değilim, ben Sakaryalıyım. İstanbul'da peşkeş çekilen, yandaşlara verilen arabaların hepsi kalktı. Ama görünen, o arabaların daha fazlası araba kiralandı. İstanbul gibi bir yerde veya Türkiye genelinden konuşayım sana. Ama soru cevap gidebilirsek bak, şöyle, başka. Türkiye şimdi genelinden konuşayım. Bir soru cevap gitmek istiyoruz ama. Türkiye genelinden konuşayım sana. Türkiye'de hırsızlığı bitir, yolsuzluk yapma. Daha da hiçbir şey yapma. Şunu merak ediyorum. Bir soru cevap gidersek son soruyu sormak istiyorum. Arabalar dediniz. Aynı arabaların daha fazla fiyatına kiralandı ve sayısı daha fazlaydı. Madem AK Parti israf yapıyordu, hizmet yapmıyordu. İmamoğlu neden kiraladı? Ve Koç şirketinden. Şöyle. Şimdi İmamoğlu'nun kiralaması tam detayını bilmiyorum. İstanbullu olmadığından dolayı, ilçe teşkilatlarında olmadığından dolayı. Şimdi ama hırsızlık dediniz, Üsküdar. ATM dediniz. Onlar AK Parti zamanında yapılan peşkeş çekilen. Ama ispatlanmadı ki bunlar. İmamoğlu çıkıp da kamera kayıtlarını göstermedi ki. Bu ülkede her şey ispatlanmıyor.
Tamam mı? Bu ülkede her şeyi ispatlama. Bu hangi gazete? Kanal Türkiye. Kanal Türkiye. Nerede yayınlanacak YouTube, mı? YouTube tabii. YouTube'da tamam. YouTube'da izleriz artık. Pekala. Şimdi şöyle. Sen bana soruyu sordun. Ben de onu cevapladım. Buradaki bazı insanlar korkuyor senin sorduğun soruyu cevaplamaya. Ben bunu gönül rahatlığıyla cevapladım. Pekala. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Soralım mı size de? Yok yok. Tamam. Bir bitirişi yapalım. Evet. Bir bitirişi yapayım abi. Hatırladım. Mehmet abi değil mi? Evet sevgili izleyenler, sorularımızı sorduk, cevaplarımızı yorumlara yazabilirsiniz. Ben Mert Armağan, Kanal Türkiye'de bir programı daha bitiriyoruz. Biraz önce Adapazarı İlçe Başkanı, CHP Adapazarı İlçe Başkanı yanımızdaydı. Unuttum, keşke tacizleri de sorsaydım, o aklımdan çıktı. İnşallah bir daha karşılaşırız. Değerlendirmeler size ait. Bir sonraki programda görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hayırlı günler.